Birkaç gündür bu başladığından bu yana 9 Ekim'de başladı. Bugün 6. gün. O çatışma bölgesinden pek çok gazeteci görüntüler paylaşıyor. Sosyal medyanın tabii çok yoğun kullanıldığı bir dönem. Instagram'ın, Twitter'ın bu kişisel hesaplardan paylaşılan bazı görüntüler tartışma yarattı. Onlardan en tabii çok konuşulanı ekrana da getirebilirsiniz. Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın'ın görüntüleriydi. Ekrana verebiliriz hazırsa. Pek çok yorum yapıldı. Hayır bu değil. Buket Aydın'ın görüntülerini koyabilir miyiz? Bunun üzerinden konuşuldu. Daha çok işte makyajı, kolundaki saat, yani bir işte altındaki kamuflaj pantolon, epey bir tartışma konusu yapıldı. Bir başka görüntüsü daha vardı, ona geçelim. Orada da işte yıkılmış bir yerde bir kişiyle görüntüsü var. YPG işte YPG gazetecilere saldırdı diyor. Saldırsanız da buradayız diye bir hashtag'te de paylaşmış. Saldırsanız da buradayız. Şimdi gazeteciliğin dili, işte orada giyilen kamuflajlar, kamuflaj pantolon, makyajlı olması filan pek çok eleştiri oldu. Gazeteci Can Ertuna ile konuşacağız. Can Ertuna uzun yıllar muhabirlik yaptı. Hala da yapıyor. Hoş geldin Can. Hoş bulduk Suat Toktaş. Öncelikle Baba Ali TV'de hayırlı olsun. İyi yolculuklar, iyi bir yayın yolculuğu, iyi bir haber yolculuğu İnşallah diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Can Ertuna'yı çağırırken sadece gazeteci ve o bölgelerde bulunmuş biri olarak değil. Şimdi şu aralar biraz daha freelance çalıştığı için anladığımız kadarıyla daha fazla vakit de bulabiliyor ve bu bir taraftan akademik olarak da bu meseleler üzerine çalışıyor. Bu konuda da tezim var yanlış bilmiyorsam. Türkiye'deki medyanın ekonomi politik bir analizi diyebiliriz tezin çerçevesine. Tartışma programları üzerinden medya sahipliği ve iktidarla ilişkiler Türk yaygın medyasını, ana akım medyasını nasıl etkiliyor onu çalışmıştım ama evet akademideyim bir süredir. Yeni medya çalışmaları bir yandan gazetecilik devam, bir yandan kuramsal çerçevede. Neden ayrıldın? Ayrılmak durumunda mı kaldın yoksa kendi tercihin miydi? Açıkçası kendi tercihimdi. Yani, akademiye yönelmekti yani. Değil aslında. Yani gazeteciliği hala sürdürmeye de çalışıyorum. Ağırlıklı öncelikle kulvarım akademi olarak gözükse de. Çünkü alışa geldiğim ve belirli kendime has ilkelerle sürdüremediğimi hissettim yaygın medyada. Dolayısıyla bir soluk alıp verme mecra olarak akademiye yöneldim ama dediğim gibi özellikle bağımsız, İngilizce deyişiyle freelance gazeteciliğe de devam ediyorum ve ettirmeyi de sürdüreceğim. Tamam, şimdi bu birkaç gündür işte bu sosyal medyada bu mesele tartışılıyor. Buket Aydın bu görüntüleri üzerinden başladı. Şimdi sen o bölgelerde, çatışma bölgelerinde epey uzunca muhabirlik yapmış bir isimsin. Önce bu gittiğinde mesela böyle fotoğraflar çekiyor muydunuz siz de? Açıkçası amatörken, daha doğrusu mesleğe yeni başlamışken çekiyorduk. Fakat daha sonrasında bunun öncelikle etik olarak bir mesele olduğunu, bu etik olmanın ötesinde aslında orta ve uzun vadede bir güvenlik sorununa yol açtığını da hissettik, tespit ettik. Çünkü biz sadece gazetecilik ömrümüzde bir veya iki kere sınırın bu tarafında, Türkiye tarafında haber takibi yapmıyorduk. Yani Kuzey Afrika'daki Arap isyanları süreci, Orta Doğu'daki savaşlar, Suriye, Libya, Mısır, Afganistan, Pakistan bölgesi. Dolayısıyla cebinizde bu tür fotoğraflar taşıyorsanız ya da sosyal medya hesaplarınızda ya da çevrim içi internet mecranda bu tür fotoğraflar taşıyorsanız yarın öbür gün hangi haberi, hangi tarafta, hangi cephede takip edeceğiniz belli olmaz. Öncelikle bir taraf gibi gözükmek ne olursa olsun orta ve uzun vadede sizin ve ekip arkadaşınızın can güvenliğini tehlikeye düşür. Bir diğeri de elbette içinde olduğunuz ortam aslında bir dram. Orada yaşanan bir trajedi. Ölüm var, yoksulluk var, göç öyküleri var. Çoğu zaman zaten orada fotoğraf çektirmeyi dahi düşünemiyorsunuz. Zaten işiniz başınızdan aşkın oluyor. Bir diğeri içinize de çok sindiremiyorsunuz. Neden etik değil? İlk cümlen, ilk sözcüğün oldu. Etik değil. Açıkçası dediğim gibi yani... Bir başka ilginç cümle var, onu da soracağım da mesleğin başlarındayken yapıyorduk. Evet, yani mesleğin başındayken deneyimsiz gazetecilerken. Çünkü deneyimsiz gazeteciyken o etik meseleler konusunda da bir olgunluğa erişmemiş olabiliyorsunuz zaman zaman. Hı-hı. Bir süre sonra biraz da galiba o öyküleri biriktirdikçe, biraz da açıkçası o hikayelerin içine girmeye başladıkça aslında sizin orada yapmanız gerekenin insanların yaşanmışlıkları üzerinden bir hatıra biriktirme sürecine girmek değil, tam tersine yayınlamakla yükümlü olduğunuz, yayın yapmakla yükümlü olduğunuz kamuoyuna mümkün mertebe nesnel, evrensel gazetecilik ilkeleri çerçevesinde o olayı soğukkanlı bir biçimde anlatmak olduğunu öğreniyorsunuz ve bunu uygulamanın peşine düşüyorsunuz. Peki şimdi bu kamuflaj meselesi çok konuşuldu. Tekrar ona yani bir cümle istersen oradan da bir şey söyle de kamuflaj niye giyilmez? Ondan sonra başka bir şey soracağım. Niye kamuflaj giyilmez? Kamuflaj değil sadece. Herhangi bir askeri üniforma zaten giyilmez. Bu sadece Türkiye veya en son operasyon adına değil. Yani nerede çatışma takip ediyorsanız edin. Öncelikle kendinizi fiziksel olarak bir çatışmanın tarafı olarak konumlandırmak gazetecilikle alakası olan bir durum değil. İkincisi az önce de söylediğim gibi çok ciddi bir can güvenliği zafiyeti yaratabilir. Çünkü askeri bir hedef olarak görünüyorsun. Kesinlikle. Yani elbette ki evrensel bir kural var. Çatışma bölgelerine giden gazeteciler çelik yelek ve kask ya da miğferlerini takmak zorunda. Örneğin ama ben 2012 yılında Suriye'ye gittiğimde oradaki çatışma yapan grupların temsilcileri beni uyarmışlardı. Burada eğer bu kaskı takarsan sadece ordu birliklerinin kullandığı bir şey. Uzaktan sniperler seni asker zanneder. O kaskı burada renginden dolayı mı öyleydi? Silüet olarak. Miğfer takan sadece ona var. Yani demeye çalıştığım şey şu aslında. Her çatışmanın doğası sıra dışı bazı kurallar da yatabiliyor. Bazen ezberleri bozmak zorunda olabiliyorsunuz. Ama bozmamanız gereken bir ezber varsa asla ve asla bir çatışmanın tarafının üniformasını giymemek ya da askeri olarak algılanabilecek herhangi bir kıyafetin içine bürünmemek. Peki yani bu Buket Aydın'ın görüntüleri biraz da işte makyajlı haliyle işte böyle bayağı bir şık giymiş, defileye mi gittin filan gibi işte kolundaki saate kadar söz söylendi o fotoğrafa. Doğru buluyor musun? Öyle yani bir gazeteci öyle giyemez mi? Kamuflajı söylemiyorum. Yani kolundaki saattir işte şık bir giyimdir. Burada bir problem var mı? Ya da arazi gerçeklerine uygun mu değil? Çünkü bazıları da şey söyledi işte yani anlık bir fotoğraf çektirdi ve 6 saat durdu geri döndü dedi. 6 saat uzun bir zaman bir çatışma bölgesi için. Oldukça uzun bir zaman. Yok yani orada günlerdir bekleyenler var ya o açıdan söylüyorum. Olsun yani yine de 6 saat sizin kaçırılmanıza yetebilecek, hedef alınmanıza yetebilecek. Gerçekten bir çatışma yaşanıyorsa, gerçekten bir bombardıman varsa hiç kısa bir zaman değil öncelikle. Yine hem etik hem güvenlik açısından ele almak lazım. Orada bir yıkım varsa, orada ve... Savaşın, çatışmanın vurduğu o mahalleler, o sınır bölgeleri yoksulluğun ve yoksunluğun daha önce çoktan vurduğu yerlerdi zaten. Öncelikle bu bir soru işareti. Sadece savaş ve çatışma bölgelerinden bahsetmiyoruz. Yani rutin İstanbul içinde de bir haber takibi yaparsanız. Bu evrensel gazetecilik, muhabirlik, alan muhabirlik kuralıdır. Mümkün mertebe kılık, kıyafet, hatta tavırlarınızla, davranışlarınızla haberi izlediğiniz coğrafyada ayrışmamaya, kendinizi ayrıştırmamaya, mümkün mertebe aranızda sınıfsal ya da aranızda görsel bir fark koymamaya çalışırız. Bir diğer güvenlik meselesi. Yani kimi zaman özellikle sınırın diğer tarafında sıcak çatışma ve savaş bölgelerinde üzerinde taşıdığı değerli saatler yüzünden rehin alınabilen gazeteciler oluyor. Ya da üzerinde varlıklı olduğunu gösterebilecek şeyler olduğu için. Çünkü güvencesiz ortamlarda orası. Yani bir sokak yukarıya gittiğinizde ne olacağını her zaman kestiremezsiniz. Belki bir son durum için geçerli değil. Orası Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir kasaba ve güvencesiz olması çok söz konusu olamayabilir ama zaten bu bir alışkanlık haline geliyor alanda deneyimliyseniz. Mümkün mertebe şık kıyafetlere asla ihtiyacınız yok. Sadece rahat, konforlu ve kullanışlı kıyafetlere ihtiyacınız vardır alanda uzun süre haber takip edeceksiniz. Yani şimdi o marka saatle yurt dışında herhangi bir çatışma ortamında çok rahat sadece o saatin değerinden dolayı hedef olabilirsiniz. Kaçırılabilirsiniz. Biraz acemice mi davranmış? O sanırım o kavram yanlış bir kavram değil. Ama bildiğim kadarıyla zaten mesele burada, belki o konuya girmekte de fayda olabilir. Özellikle bu harekat çerçevesinde çok sayıda çatışma bölgesi deneyimi olmayan meslektaşımızın yer yerde can güvenlikleri tehlikeye atılarak, yer yerde sağlıkları tehlikeye atılarak bölgeye görevlendirildiklerini de görüyoruz. Deneyimli muhabir kalmayınca onları da izliyoruz. İşte yoksunuz. Başka çok deneyimli muhabirler de var ve alanda hala deneyimli ve işini mümkün mertebe iyi yapmaya çalışan meslektaşlarımız da var. Onları bir kere genelleme yapmak taraftar değilim. Hakikaten benim bildiğim bu işi iyi yapan meslektaşlar da var. Ama temel burada tartışılması gereken mesele öyle bir talep, öyle bir adeta talimat geldi ki çok sayıda gazeteci yan yana dizilmek zorunda hissetti veya çok sayıda kurum, kuruluş, irili ufaklı, merkez medyadan bahsetmiyorum sadece, yani kimi zaman sadece internet yayını yapan ya da çok az sayıda kişinin izlediği, reytingi düşük televizyon kuruluşları, sirkülasyonu düşük, tirajı düşük gazeteler, çok sayıda insan alana sürüldü birdenbire ve bunların çoğunun aslında çatışmalı bölge deneyimi maalesef yok. Şimdi şöyle, bir de bir video var, dün çok fazla konuşuldu. İşte A Haber muhabiriyle TRT Haber muhabiri aynı yerde yayın yapıyor. İşte birisi oturmuş ve saklanıyor, öteki yayın yapıyor. Bunun işte bir kurmaca olduğu yönünde epey sosyal medyada söz konusu edildi bu. Onu bir izleyelim. Gerçekten öyle miydi, değil miydi? O bir videoyu görelim ama seni de izlemeni isterim. İzlediğini bilmiyorum, o yüzden izlemeni isterim. Tamam. Onun üzerine konuşalım. Evet, şu anda 3 yer daha vuruldu. 3 yer daha vuruldu. Kameraman arkadaşım Bülent Selim ekranlara getirecek. Obüsler yeniden atış yapmaya başladı. 5 dakika aradan sonra obüslerimiz yeniden vurmaya başladı şu anda. Normal insansız savaş. Ve bakın, evet arka arkaya 2 bomba daha patladı. Kameraman arkadaşım Bülent Selim'in görüntüleriyle. Evet, biz gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Mehmetçiğimiz obüslerle terör hedeflerinin Tel Abyad'da T-155'lerimiz tarafından yoğun bir şekilde baskı atışı altına alınıyor ki siyahlarımızın da bölgede olduğunu belirtelim. Üzerimizden geçti. Havan, Murat dikkat et, Murat. Şu an kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor, bakın. Akçakale'nin üzerine düşen A Haber canlı yayında çok net bir şekilde. Murat gelelim. Şöyle dikkat et, duvarın kenarına. Gel şu duvarın dibine gel. Açıkta durma. Evet. Şimdi bu hep şu boyutuyla konuşuldu. Fotoğraf üzerinden işte TRT muhabiri ayakta, A Haber muhabiri duvarın arkasına saklanmış. Ya biri ayakta dururken A Haber muhabiri oraya saklanmış ve işte kurmaca yapıyor diye suçlanmıştı. Videoyu özellikle izledik. Bu baktığınız zaman sosyal medyadaki bu tartışma ve bu boyutuyla, bu verilerle ve bu açıyla yapıldığında videoyu izlediğimizde çok da öyle olmadığını, biraz haksızlık yapıldığı anlaşılıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Savaşta önce gerçekler ölür. Yani çok meşhur bir sözdür. Evet, önce gerçekler öldü. Ya bizde gerçekler zaten hep önce ölmüştü belki ama işte bu kuruluşların güven kaybının da bir etkisi olduğunu asla atlamayalım. Çünkü benzer örneklerle suçlandıkları çok görüntü oldu. Kurmaca yapıldığına ilişkin çok fazla sayıda suçlamalar yöneltilmişti bazı kuruluşlara. Bunun da payı olabilir ama en nihayetinde, en azından ben bunu izlerken şu fikre kapılmadım Can. Ya burada bir kurmaca var. Aslında bir saldırı yok. A Haber muhabiri orada kurmaca yapıyor. İşte TRT muhabiri ayakta dururken A Haber muhabiri işte kurmaca yaptı. Şimdi videoyu izlemenin bu açıdan bir faydası oldu. Çünkü sosyal medyada fotoğraf üzerinden döndüğü için, bir de dediğim gibi o kurumlara dönük de imaj ve güven kaybından dolayı böyle gidiyor. Savaşta önce gerçekler öldü ve önce gerçekler ölüyor'a iyi bir örnek olarak gördüm. Videoyu sen de izledin. Katılıyor musun? Dün de izlemiştim. Hatta biraz daha uzun aslında o video ama yine de bu parçada özetliyor. Bir dakikalık bir şey zaten, meseleyi anlatıyor. Şimdi çok temel bir mesele var. O iki meslektaşımızdan birisi yanlış yapıyor. ya oturan yanlış yapıyor ya ayaktaki yanlış yapıyor. Ama videonun tamamını izlediğinizde aslında hakikaten Akçakale'ye o sırada veya o aralıkta Havanya'da roket mermisinin isabet etmekte olduğunu görüyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla burada sorulacak soru öncelikle şu. Orada o binanın çatısında yayın yapmak kamuoyunu bilgilendirmek adına benim haberciliğime ya da kurumumun haberciliğine ne katıyor? Benim orada o sırada o canlı yayını yapmam lazım mı? Gerekli mi? Bu bir süreç. Oraya günlerce ya sniper keskin nişancı tarafından ya da havan ve roket saldırıları düzenlendi zaten. Ama yorumlayacak olursam sadece bu fotoğraf üzerinden değil, video üzerinden öncelikle orada yayın yapmak gerekli mi? Bence çok ama da gerekli olmayabilir. Ama bir atış yok yani. Biraz sonrasında olduğuna dair en azından A Haber'in montajsız olarak piyasaya sürdüğünü veya medyaya sürdüğünü söylediği videoda bir atış daha sonra geliyor. Hmm. Ama mesele şu, eğer hakikaten isabet alınan bir noktada yayın yapıyorsanız madde bir ayakta olmamanız lazım. Madde iki şarapnele karşı. Yani sizi mermiden ya da kafanıza düşen havan topundan korumaz ama kaskınızın zaten kafanızda olması lazım. Ama bazen ayrıntıları konuşurken temel meseleyi kaçırıyoruz. Nedir o temel mesele? Şimdi az önce de söylemiştim ya, çok sayıda yayın ekibi, yan yana kameralar, tripodlar, muhabirler omuz omuza yayın yapıyorlar. Birbirlerinin sesleri birbirlerinin mikrofonuna karışıyor zaman zaman. Ben bir soru sorayım. Farklı haber alabiliyor musunuz? Birbirinden farklı. Yok yani. Ya 30 tane. Var. Yani tabii farklı kaynaklar izliyoruz. İşte hayır yani merkez medyanın yan yana zapping yaptığı. Orada diyorsun. Yok oradan. 30 tane kemanın aynı notayı basması çok sesli müzik anlamına geliyor mu? Evet, aynı sesi dinliyorsun. Aynı çatının üstünden bir pool yayın, hani biz yayıncıların değişir, havuz yayını olsa ne kaybeder? Yani o noktaya gidip o alanda durup basın bülteni okumak ya da sadece sayılardan bahsetmek midir savaş haberciliği? Aslında biraz da bunu sorgulamamız gerekiyor galiba. Bu meslektaşlarımız veya diğer meslektaşlarımızın canı tehlikeye giriyorsa, ki girenler var. TGRT ekibi de ateş altında kaldı veya başka otelde bir kurşunun hedefi olmaktan kurtulan gazeteciler de oldu. Peki bunun karşılığında, bu riskleri almanın karşılığında hakikaten kamuoyunun aydınlatılması noktasında öngördüğümüz evrensel çerçevede bir savaş haberciliği, insan öyküleri anlatan, bize cephenin farklı boyutlarını anlatan, büyük resme dair birbirinden farklı hikayeler getirebiliyorlar mı? Aslında tam da bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evet, risk alıyorlar ve aldıkları risk acaba yapılan haberciliğe değiyor mu? Bir de burada belki eleştirilebilecek bir nokta, çok ciddi bir heyecan var. Halbuki alandaki muhabirin zaten... Yani heyecandan çok coşku var gibi geliyor bana. Coşku ve heyecan iç içe geçmiş durumda. Alanda zaten duyguları, hisleri şaha kalkmış olan bir kamuoyuna... Coşku derken ben de... siz bir çatışma aktarıyorsunuz. İnsanların can verdiği, yaralandığı, kayıplar yaşandı, evlerin yıkıldığı. Biraz daha orada gazetecinin görevi nesnelliğini biraz da ses tonuyla, biraz da jestleri ve mimikleriyle de sağlamakla mükelleftir. Bu da açıkçası hem sizin meslekten ne anladığınıza bakar, aynı zamanda tecrübenize bakar. Tam tersine bir gazeteci sadece kullandığı kelimeler retorikle değil, aynı zamanda yayıncılıktan, televizyon ve video yayıncılığından bahsediyoruz. Jestleri, mimikleri, ses tonuyla da o nesnelliği sağlamakla mükelleftir. Şimdi burada az önce izlediğimiz videodan çıkarak bir anekdot aktarayım. Benzer anekdotlar mutlaka sende de vardır yani, yıllardır işte o bölgelerde görev yapıyoruz. Ben epeydir masa başı çalıştığım için, işte haber merkezinden çıkamadığım için, benim çok eskide kaldı ama gidip gelen muhabir arkadaşlardan dinlediğim bir anekdottur bu. İşte yine böyle çatışma çıktı PKK'yla, işte askerler arasında yoğun operasyon yapılıyor falan. Ama şöyle oluyor, anlatacağım hikaye. Okey oynuyorlar, ana haber bülteni öncesi, işte artık bir şey yok, akşama yaklaşılmış, bir şey de yok aslında. Okey masasından kalkıyor, yayına gidiyor. Ve çok yoğun saldırılar oluyor, büyük çatışmalar var, yayını yapıyor ve geliyor otelde okey oynamaya devam ediyor. Şimdi biz tabii işin çok, yani şu anda olması gerekeni biraz da akademik bir dille de anlatıyorsun ama böyle de oluyor. Şüphesiz. Ola geliyor. Örnek verdiğin yıllardan bu yana oluyor. Yani bu yeni olan bir şey de değil. Sadece bu gitgide yaygın hale geldi ve sadece ana akım habercilik üslubu olması gibi bir risk var. bu durumda. Yani basın bülteni haberciliği diyorum. Sınırın sıfır noktasına gidip bülten okumak ya da sadece resmi söylem çerçevesinde belirli sınırlar dahilinde söylemenize izin verilen şeyi aktarmak değildir, arkadan duman yükseliyorsa da ya da başınızın üstünden vızır vızır mermiler geçiyorsa da savaş ve çatışma haberciliği. Hı hı. Hakikaten o çatışmadan etkilenen insanların, o coğrafyanın öyküsünü anlatarak biraz da toplumda, kamuoyunda şeffaf ve demokratik bir tartışma ortamının taşlarını döşeyerek barış ve uzlaşıya giden yoldaki pürüzleri ortadan kaldırmak. Tabii yani anlamda. O iç barışa da hizmet edecek bir dilin kullanılması zorunlu. Toplumsal barışı zedelemeyecek bir dilin kullanılması zorunlu. Ama işte böyle dönemler duyguların şaha kalktığı, sözcüklerin keskinleştiği dönemler oluyor ne yazık ki. Ve bir de bizim gibi ülkelerde tek tip bir yayın dili dayatılıyor işin açıkçası. Bunun tersine siyasetçiler dahi dayanamıyor ve karşı koyamıyor. Böyle bir gerçekliğimiz var. Dolayısıyla evet, yani bir temenni olarak biz de aynı temennide bulunalım. O barışa hizmet edecek bir dil kullanılsın ve umarım bir an önce sonuçlanır. Türkiye kendini yeniden konuşabilir halde bulur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Can Ertuna. Yeniden iyi bir yayın yolculuğu diliyorum. Çok teşekkür ederim.